Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, dolar tamamen yasaklandı. Yeni akım hızla yayılıyor. Değerli izleyenler, Amerika'nın doları bir silah olarak kullanması ülkeleri peş peşe harekete geçiriyor. Irak radikal bir karara imza attı. Bundan böyle Irak'ta ne maksatla olursa olsun dolar işlemleri yasaklandı. Değerli izleyenler, uzun yıllardır Amerika'nın küresel rezerv para birimi doları bir silah olarak kullanması ve spekülatif hamleler ülkeleri dolarsızlaşma stratejilerine yönelmesini sağladı. Ülkeler bu süreçte yerli para ve dolar dışında üçüncü bir ülkenin para üzerinden bulduğu çözümlerin kullanımı son dönemde giderek artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın yerel para ve yuan kullanmaya başlarken, benzer şekilde Suudi Arabistan'da Çin'e petrol ihracatını yine yuanla yapmayı planlıyor. Öte yandan Bangladeş Rus nükleer santralinin 318 milyon dolarlık taksitini Çin'in para birimi yuan cinsinden ödeyeceğini açıkladı. Bu gelişmeler sonrası Amerikan doları tahtından mı oluyor tartışmasını alevlendirirken, Çin liderliğindeki bir grup ülkenin Amerikan dolarının hakimiyetini kırmak için kullanmaya başladığı Çin yuanı hamlesi ilk sonuçlarını verdi. Tarihte ilk kez Çin'in sınır ötesi işlemlerinde en çok kullanılan para birimi olarak Amerikan dolarını geride bıraktığı öğrenildi. Değerli izleyenler, son olaraksa Irak hükümeti Amerikan dolarının hem şahsi hem de ticari işlemlerde kullanılmasını yasakladı. Artık döviz almak, satmak mümkün olmayacak. 14 Mayıs'ta yürürlüğe giren dolar yasağıyla Irak'ın yerel para birimi olan dinarın kullanımının yaygınlaştırılması da hedeflendi.